Rize İl Müftülüğü'nün 2016 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle hazırlanmış olduğu Müslümanca Düşünme ve Yaşama Sorunumuz adlı konferansa hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Kur'an-ı Kerim okunması, açış konuşması, kaside okunması, konferansın sunumu, plaka takdimi ve kapanış. Şimdi Kur'an-ı Kerim okumak üzere Pazarköy Abdülgafur Kart Kur'an Kursu öğrencisi Mustafa Yılmaz hocamızı davet ediyorum. Buyurun sayın hocam. أجعلتم سقاية
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sayın Rektörüm, çok değerli İnişler Yüksek Kurulu Üyesi Profesör Doktor İbrahim Kars Hocamız ve çok değerli misafirlerimiz, bu gecemiz ve bütün gecelerimiz mübarek olsun inşallah. Hepinizi teşrif ettiğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Tabii ki bizim Diyanet Başkanlığımızın bize tebliğ etmiş olduğu yılda bir tekrar tekrar insanların beyninde nakş olması için Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle bugün bu akşamda bu salonda inşallah camimizin, ibadethanelerimizin ve din görevlilerimizin vazifesinin veyahut da yapmamız gereken hizmetlerimizin nasıl ve ne şekilde olması gerektiği hakkında bizler muhakkak ki bilgilendirmiş olacağız. Tabii ki Cenab-ı Mevla ayet-i kerimesinde Kur'an'ımızın en başında Bakara suresinin ilk başlangıcında Elif lam mim zelkel kitab la raybe fi huden lil muttaqin. Bizim kitabımızın yani ana kitabımızın ifadesi bizi bu şekilde uyarıyor. Biraz önce ibadethanelerimizin, camilerimizin, mescitlerimizin kimler tarafından öne çıkarıldığını, yapılması gerektiğini de yine Rabbimiz ayet-i kerimesiyle ifade ediyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bizi onunla ilgili mescitlerle müminlerin toplanma mekanı olan, Müslümanların hareket noktası olan, aynı zamanda tebliğimizi, iş dünyamızı minareleriyle, yapısıyla dışa aktaran o mescitlerimiz, secde edilen yer, mekan, mihrabıyla da savaş alanını bize ifade eden bir kelime anlayışıyla bunun anlayışını, bize ifadesini bu şekilde camilerimiz, mescitlerimiz bize bunu ifade ediyor. Tabii ki mescitler, camiler bizim müminlerin toplanma yeri, Müslümanların toplanma yeri, sadece namaz için var olan bir mekan değil mescitlerimiz. Devamlı müminlerin girip çıkacağı, ibadet yapacağı, Allah'a zikredeceği, halakaların oluşturulduğu, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hayatında bize gösterdiği mekanlar olarak görüyoruz. Sadece namaz için değil, müminin, Müslümanların, inananların hareket noktasının cami olduğunu, mescitler olduğunu, tarihte bize gösteren emaneler olduğu gibi, şahitler olduğu gibi, yakın tarihimizde camilerin ne kadar Müslümanlar için ehemmiyetli olduğunu bir daha müşahede etmiş olduk. Minarelerimizden salalar okununca insanların bütün hepsinin beraber mücadelelerin ne olduğunu anlayan, idrak eden ve onu yansıtan bir mekan olduğunu da görmüş olduk. Tarih böyle, geçmiş böyle. Ta Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bizi zaten onu ifade etmişler. Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama Adem Aleyhisselam'dan beri. Ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin dışına çıktığında her gittiği bir mekanda muhakkak namaz kılmak için, ibadet yapmak için ve Allah'a dua etmek için bir mekan ihya ettiği gibi, onun için biz de bunu kendi hayatımızda, kendi ölçülerimiz için kabul edilmesi gereken, yaşatılması ve ihya edilmesi gereken bir mekanlar olduğunun idrakine varıyoruz.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşayışıyla, hayatıyla Mekke'den Medine'ye hicret ederken bile o ölçüleri gösteriyor. Biz de onlardan ibret alarak istikbalde şunların bunların şu şekilde bu şekilde ifadeleri kulağımıza kadar geliyor. Her taraf cami oldu. Ne yapacaksınız bu camileri? Veyahut da bu kadar cami kimse gelmiyor. İşte cumadan cumaya dolduruyorsunuz anlayışıyla tevhidvari ifadeler kullanıyorlar. Bizim ölçümüz o değil. Nerede bir Müslüman varsa, mümin varsa orada mümin için bir mescit vardır. Osmanlı'da biliyorsunuz namazgahlar vardı. Hala İstanbul'da Üsküdar tarafında bu namazgahların var olduğunu görüyoruz. Anadolu'nun belli yerlerinde o namazgahların devam ettiğini görüyoruz. Bir mümin yolda giderken çarşıda, pazar nerede bulunursa bulunsun orada bir mescidin var olacağını ve orada müminin iç dünyasının dışa yansıtabileceği bir mekanın olması müminler için zaruridir. Bundan dolayı Müslümanlar nereye giderse oraya bir mescid, Amerika'sına da gitse, Japonya'sına da gitse, Uzak Doğu'ya da gitse, nereye giderse gitsin, Müslüman kendini gösterecek ve o yaşayışını dışa yansıtacak, aktaracak. Bundan dolayı camilerimiz bizim mihraptan başlıyor. Savaş alanı mihraptan başlıyor, o mücadele oradan başlıyor. Minareler de bizi, caminin o dış yüzeyi de bizi ne yapıyor? Diğer insanlarla buluşma noktası olarak gösteriyor ve aynı zamanda bizim simgemizi oluşturuyor. Müminin simgesi o mekanlardır. Onun için biz muhakkak ki camiler de yapacağız. Medeniyet gelişi itibariyle birçok imkanları sağlayacağız. Ama fakat inancımızın gereği olan o camilerden bizi kimse koparamayacaktır. Çünkü bizim gönül bağımız vardır oralarla. Gönül bağımız her zaman devam edecektir. Kim ne söylerse söylesin. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize yol gösteriyor. Fazla uzatmadan en son keseceğim. Men bena lillahi mesciden kemif hasibu takin bena Allahu lehu hayran fil cenneti. Mesciden fil cenneti. Kasran fil cenneti. Kim ki dünya hayatındayken, yaşarken bir kuş yuvası kadar da bir mescit yaparsa ben Allah'u ve kasran fil cennet. Cennette onun için bir saray verecektir diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Rabbimizin bize olan o güzelliğini Hazreti Peygamber yansıtmış oluyor. Bundan dolayı tabii ki bizim vazifemiz gönüllerin birleşeceği o mescitleri ihya etmek, içerisinde var olan anlayışı dışa yansıtabilmek ama Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ölçülerini hayatında göstererek insanlığa tebliğ vazifesini, sadece minareler değil, sadece caminin o kubbeleri değil, aynı zamanda onun içerisinde yetişen nesil olarak bizler hayatımızı öyle bir dizayn edeceğiz ki Rabbimiz benim kulum işte böyledir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam benim ümmetim böyledir anlayışını insanlığa bu şekilde tebliğ vazifesini yerine getirmiş olacağız. Bundan dolayı bu gecemizin mübarek olmasını diliyorum. Sayın çok muhterem değerli hocamız da inşallah bize o güzellikleri yansıtacaktır. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi, Rabbimizin bize verdiği o güzellikleri, Rabbim bizleri birlik, beraberlik içerisinde istikamete gitmeyi, hakkı hakim kılmayı, dünyaya duyurmayı, mazlumları kucaklamayı hepimize Rabbim nasip eylesin diyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İl Müdürümüz İsmail Yalçın Hocamıza bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi kaside okumak üzere İlahiyat Fakültesi Cami İmam Hatibi Bilal Habeşi Yılmaz Hocamızı davet ediyor. Buyurun Sayın Hocam.
1982'de İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında İstanbul'da tahsil-i huruf, Arapça, tefsir, hadis ve fıkıh dersleri aldı. 1983'te kısa bir süre Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okudu. 1984-88 yılları arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde okudu. 1987-94 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Taşkı Teşkilatı'nda İmam Hatip ve vaizlik görevlerinde bulundu. 1993 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından burslu olarak Tunus'a gönderildi. 1994'te Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi'ne araştırma görevlisi olarak atandı. 1994'te Ankara Üniversitesi'nde yüksek lisans, 2000 yılında da Atatürk Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 2006 yılında doçent oldu. Bir süre Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı yaptı. 2008 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği seçimlerine katıldı. Bakanlar Kurulu kararıyla bu göreve atandı. Kurulda Dini Yayınlar Komisyon Başkanlığı yaptı. Mart 2012 tarihinde de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı'nda profesörlük kadrosuna atandı. 2015 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı'nda profesörlük kadrosuna atandı ve 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği seçimlerine katıldı. İkinci defa bu göreve atandı ve halen bu görevleri devam etmekte. Sayın hocamızı konferansını sunmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Sayın Profesör Doktor İbrahim Hilmi Parçalı hocamızı arz ediyorum. Buyurun sayın hocam.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli üniversitemizin rektörü, değerli il müftümüz, değerli meslektaşlarım, hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlayarak sözlerime başlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu, ihsanı hepimizin üzerinde olsun. Mevlam inşallah bu gece burada geçireceğimiz saatleri hakkımızda hayırlara vesile eylesin. Ben şundan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Karşımda anlatacağım konularla dertlenen, bu sorunların derdini yaşayan güzide bir topluluğa hitap edeceğim. Bundan dolayı mutlu olduğumu, mesut olduğumu ifade etmek istiyorum. Ayrıca tabii bizi bu programa davet eden Rize İl Müftümüze, İl Müftülüğümüze burada şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Değerli misafirler, bu akşam burada camiler ve din görevlileri haftası münasebetiyle kendi durumumuzun muhasebesini yapacağız. Hep beraber bu ümmet neden acaba bu duruma geldi? Bunun bir sorgulamasını, değerlendirmesini yapmaya çalışacağım. Sizleri bu konuda düşünceye, tefekküre davet ediyorum. Çünkü bu meseleler hepimizin meselesi. Bir fotoğraf, ümmetin durumu nedir? Bunun fotoğrafı ve bu fotoğraf üzerinde bazı tespitler yapacağım. Neler kaybettik ki acaba bizler bu duruma geldik? Gelecekte varoluşumuzun, medeniyetimizi yeniden ihya etmemizin şartları nelerdir? Bu konu üzerinde fikirlerimi, tespitlerimi siz değerli hemşehrilerimle paylaşacağım. Önce insanlığın gidişatına şöyle kısaca bir temas etmek istiyorum. İnsanlığın durumuna baktığımız zaman neyi görüyoruz? Doğrusunu söylemek gerekirse insanlık bugün bir meçhule gidiyor. Adeta rotasını, kaptanını kaybetmiş bir geri gibi, nereye gittiği belli olmayan bir dünya ile, bir insanlık camiası ile karşı karşıya bulunuyoruz. Genel olarak baktığımız zaman bunu görüyoruz. İnsanoğlu dini reddederek özgürleşeceğini düşündü. Varlığın sahibini göz ardı ederek, onun buyruklarını göz ardı ederek özgürleşeceğini düşündü. Tek olan Allah'a ibadet etmekten uzaklaştı. Ama onlarca, yüzlerce Tanrı'ya tapınma durumuyla, sahte Tanrı'ya tapınma durumuyla karşı karşıya kaldı. Bugün insanlığın fotoğrafına baktığımız zaman şu gerçeği görüyoruz. İnsanlık şımarmış bir vaziyette. Bu tarihte ilk defa bugün olmuyor. Kur'an'a baktığımız zaman bu tür şımarık topluluklara Kur'an'ın bizlere sıkça haber verdiğini görüyoruz. Kendi bilgisiyle gururlanan, kibirlenen topluluklar bunlar.
Mesela ayette şöyle buyuruluyor. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. Adeta bugünkü insanlığın durumunu anlatıyor. Onlara da peygamberler gelmişti. Ama onlar yanlarındaki bilgiyle gururlandılar, şımardılar. İlahi buyruklara sırt çevirdiler. Ben bu ayeti okuduğum zaman adeta bu ayetin günümüzü tasvir ettiğini efendim tespit etme durumunda kaldım. Kendi bilgisiyle gururlanan, bilime dayalı üretmiş olduğu teknolojiyle gururlanan bir insanlıkla karşı karşıya bulunuyoruz. Allah'a onun gönderdiği hayat nizamına ihtiyacı olmadığını düşünen bir insandır. Yeryüzünü kendisine hapis haline getiren bir insandır. Adeta kafes gibi kendisini insanlık bugün yeryüzüne hapsetmiş bulunmaktadır. İnsanlık değerlerini kaybediyor. Değerli kardeşlerim, değerli dostlar, değerli misafirler. Değerlerini kaybettikçe değersizleşmektedir insanlık. Öyle bir durumda karşı karşıya bulunuyoruz. Ötelerle irtibat kesilmiştir. Allah'a, yaratan ve yaşatana adeta ihtiyacı olmadığı zehabına kapılan bir insanlık. Çevremize baktığımız zaman ülkemizin efendim etrafını kuşatmış olan topluluklara ve bugün dünyada egemen olan topluluklara, medeniyetin rehberliğini yapan topluluklara baktığımız zaman bunların büyük bir kısmı Hristiyan topluluklar. Ama bunların Hristiyanlıkla dahi alakaları kalmamıştır. Tek derdi yemek, içmek, üretmek, tüketmek, dünyadan zevk almak, dünyanın zevk-ı sefasını yaşatmak. Meşhur düşünürümüz Nurettin Topçu'nun bir ifadesi var. İnsanlık diyor iki makinenin mahkumu bugün. İki makinenin mahkumu. Bir diyor mide makinesinin mahkumu. İki teknoloji makinesinin mahkumu. Evet. Sonuç, insan yeryüzünde yürümeyi unuttu. Bunu da bir batılı düşünürden aktarıyorum sizlere. Diyor ki o batılı düşünür, insanoğlu bugün gökyüzünde kuşlar gibi uçmasını biliyor. Bunu başardı, bunu becerdi. Denizin altında balıklar gibi yüzmesini beceriyor. Ama yeryüzünde insan gibi yürümesini bilmiyor. İşte bugün yaşadığımız kaosların, keşmekeşliklerin, buhranların, varoluşsal sorunların kökeninde bu yatıyor. Bugün insanlığa baktığımız zaman bütün medeniyetler modern medeniyete, çağdaş medeniyete teslim olmuş. Çağdaş medeniyet ki Hristiyanlığa sırtını dönen bu medeniyet kendi değerlerini, anlayışlarını, hayat felsefesini bütün medeniyetlere kabul ettirmiş bulunuyor. Direnmeye çalışan diyorum sadece Müslümanlar. Evet, Müslümanların başına gelen bu sıkıntıların sebebi de bu. Müslümanlar hala direniyorlar. Direneceğiz. Bu bir efendim varoluşun anlamını koruma mücadelesidir. Biz bu dirilişe devam edeceğiz. Hazımsızlığı sebebi bu. İslam ümmetinden, Orta Doğu'dan ve hasreten milletimizden hazımsızlığın sebebi bu.
Evet. Bütün emperyalist saldırılar, sindirmeye yönelik, bastırmaya yönelik bütün saldırıların amacı bu. Bizi sindiremiyorlar, bastıramıyorlar. Kendi kimliğimizi korumaya çalışıyoruz. Bunu Avrupa'ya gittiğiniz zaman göreceksiniz. Orada mescitlere, camilere gittiğiniz zaman göreceksiniz. Harıl harıl çocuğuyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle efendim bizim insanımız mescitlere gidiyor. Oralardan ilham alıyor, feyz alıyor. Kendi varlığını muhafaza etmeye çalışıyor. Ama onlara kiliselerine gittiğiniz zaman orada efendim bir köşede toplanmış 3-5 kişi, 5-10 kişi hayattan irtibatı kopmuş, yaşlı başı ilerlemiş. Evet. Anlatmaya çalıştığımız husus bu. Demek ki değerli misafirler, değerli kardeşlerim, milletimiz bu anlamda onurlu yaşamanın, haysiyetli yaşamanın mücadelesini veriyor. Her şeye rağmen milletimiz mazlumların, mağdurların temsilcisi olmaya çalışıyor. Onların iniltisine tercüman olmaya çalışıyor. İnsanlığın vicdanını bugün, insanlığın vicdanını susturmaya çalışıyorlar. Problem bu. Ama bunu başaramayacaklarmış. Kur'an'ın bize öğrettiği dualar varmış. Hepimiz yatsı namazından sonra okuruz. Hani Bakara suresinin o son ifadesi. Ben sonra alel kavmil kafirin. Ya Rabbi, kafirlere karşı bize yardım eyle, güç, kuvvet, kudret ver diye dua ederiz. Ve yine Kur'an'da başka ayetler. وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا deriz. Ya Rabbi, ayaklarımızı sabit kıl. Bize direnme gücü ver. Bize mücadele gücü ver. Böyle dua ederiz. Ve yine efendim رَبَّنَا اَغْفِرْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا deriz. Ya Rabbi, bizleri kafirlerin, zalimlerin baskısına, şiddetine maruz bırakma diye dua ederiz. İşte değerli kardeşlerim, şu anda bu dualar apayrı bir anlam kazandı. Şimdi bu dualarla Rabbimize iltica etme zamanı. Mevlam bizlere bu noktada bilinç, anlayış ve feraset nasip eylesin. Şu anda ümmet, İslam ümmeti ve milletimiz ortak bir şer şebekesiyle karşı karşıya bulunuyor. Bir şer şebekesi. Geçen de okudum. Üzüldüm. Ama gerçeği ifade ediyor. Diyor ki, bugünkü dünyada siyaset yemeğini ABD hazırlar. Siyaset yemeğini. Rusya o yemeğin altını pişirir. Avrupa Birliği o yemeği soğutur. İsrail o yemeği yer. Müslümanlarda, Araplarda öyle ifade ediyor. Araplarda bulaşıkları yıkar. Acı ama gerçek. İfade ettiğim gibi bu akşam burada durumumuzun muhasebesini yapacağız. Biraz meseleye olumsuz taraftan bakabiliriz. Ama bakmak mecburiyetindeyiz değerli kardeşlerim. İfade ettiğim gibi bugünkü dünyada iblis, şeytan küresel projeler üretiyor. Ve bu projelerle Müslümanlar üzerine hücum ediyorlar, saldırıyorlar. Yıllardır hepimiz Kur'an'ı okuyup anlamaya çalışan insanlarız. Kur'an'da bir şey dikkatimizi çekiyor. O da Hristiyanlar, Yahudiler,
Kısaca gayrimüslim insanların, gayrimüslim dünyanın bu sonu gelmez. Hinlikleri, hainlikleri, düşmanlıkları, husumetleri, bunlarla ilgili ayetler okur geçeriz. Ama şu yaşadığımız hadiseleri gördükten sonra evimizi izliyoruz. Hepimiz takip ediyoruz. Aman Allah'ım diyoruz. Bu şehir, bu hangi boyutlarda? Ne acayip bir şey. Dolayısıyla Kur'an'daki o ayetleri bugün yaşadığımız bu gerçekler açısından baktığımız zaman daha rahat anlıyoruz. Daha anlamlı bir hale gelmektedir onlar. Değerli misafirler, değerli kardeşlerim, bakın bu ümmet son 100-150 yılda maddi anlamda çok kan kaybetti. Ben onlar üzerinde durmayacağım. Ama bizler manevi anlamda da çok kan kaybettik. Çok nesiller, insan toplulukları bu ümmet içerisinden ne yazık ki varoluşun anlamını anlamadan doğru dürüst Allah'a kulluk etme sorumluluğunu idrak etmeden gaflet içerisinde bu hayattan göçüp gitmiştir. Bu anlamda manevi anlamda çok şey kaybettik, zayiat verdik. Evet, şeytanla olan mücadelede yenik düştüğümüz dönemler oldu. Şöyle tarihe bir baktığımız zaman, Müslümanların tarihine bir baktığımız zaman, maddi kayıplarımızın olduğu savaşlar yaşamışız. İşte Haçlı Savaşları, işte Moğollar istilası, geçen aslında Kurtuluş Savaşı, İslam dünyasının işgali ve Kurtuluş Savaşı. Ama bütün bunlar maddi anlamda zayiat. Kimliğimizi kaybetmedik. Kimliğimiz yozlaşmadı. Kimliğimiz dejenere olmadı her şeye rağmen. Bütün bunlar karşısında. İlk defa bu asırda bu ümmet manevi anlamda kendini sorgular duruma geldi. İmanını, kimliğini sorgular duruma geldi. Evet, az önce ifade ettim. Bugünkü dünyaya karşı direniyoruz. Doğrudur. Direneceğiz. Ama bu gerçeği de burada bu vesileyle efendim tespit etmiş olalım. Değerli kardeşlerim, milletlerin en önemli sermayeleri manevi sermayeleridir. Manevi sermayeleri. Toplumlar manevi sermayeleriyle ayakta kalırlar. Varlıklarını sürdürürler. Dini kimlik kaybolursa milli kimlik diye bir şeyden bahsetmek de mümkün olmaz. Bugün şu tespiti de bu vesileyle burada yapalım. Çünkü doğrudan bizi ilgilendiriyor. Din adına ortaya çıkanlar, dini kimlikle ortaya çıkanlar, bunlardan ne yazık ki bir kısmının sonu fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Yaşadığımız, yakın zamanda yaşadığımız hadiseler bunu ortaya koymaktadır. Ben şimdi gençleri düşünüyorum. Bize bakan gençleri düşünüyorum. Çocuklarımızı düşünüyorum. Onlar İslam dünyasının bu durumunu gözlemledikleri zaman acaba İslam hakkındaki kanaatleri nedir? Bu anlamda zihinsel bir tahribat yaşıyoruz. Bir güvensizlik sürecini yaşıyoruz. Bakımdan genç kardeşlerimize şunu söyleyelim, şunu telkin etmeye çalışalım. Aman ha Müslümanların durumuna bakarak İslam hakkında karar vermeyin. İslam'ın bizzat kendi sahih kaynaklarından öğrenmeye çalışın.
Çünkü Müslümanların bugünkü gidişatına bakıldığı zaman, bugünkü gidişatına bakıldığı zaman iyimser bir tablo ortaya koymadıkları gayet açık bir şekilde hepimizin önünde bunu efendim görüyoruz. Burada bu akşam şu hususu da sizlerle paylaşacağım. Değerli misafirler, geçen sene 2015 yılında hacdaydım. Bu sene elhamdülillah bir kaza, bir felaket olmadı. Ama geçen sene biliyorsunuz orada bir linç kazası oldu. Ondan sonra bir de gene şeytan taşlamada o talihsiz efendim olay gerçekleşti. Ve birkaç bin kişi vefat etti biliyorsunuz. Ertesi gün, yanlış hatırlamıyorsam cuma günüydü. Kaldığımız otelden cuma namazına gittik. Büyükçe bir cami. İmam Efendi'nin hutbesini özellikle dinledim. Dinlemeye çalıştım. Bir gün önce o hadiseler olmuş. İmam Efendi Suud'da yaşanan o hadiseyle alakalı hiçbir şey söylemiyor. Hiçbir değerlendirme yapmıyor. Bunu neden söylüyorum? Bu örneği, bu gözlemini şundan dolayı sizinle paylaşıyorum. Kendi durumunu öz eleştiriye tabi tutmayan, kendi muhasebesini yapmayan bir topluluk haline geldik. Halbuki fert olarak, ümmet olarak, millet olarak bizim ilerlememizin, kalkınmamızın kamçısı, motoru öz eleştiri değil midir? Bu öz eleştiriyi yapalım. Bu öz eleştiriyi yapmamız gerekiyor. Evet. Kur'an'a baktığımız zaman Bakara suresi aslında Medine'de nazil olmuştur. Yani Medine döneminde ikinci aşamada. Ama Kur'an'daki yerine baktığımız zaman ilk sure. Hikmeti nedir? İlk sure neden acaba Kur'an'ın baş tarafına konuldu? Müslümanlar otursunlar. Kendileri gibi vahiy kökeninden gelen İsrailoğulları tarihini okusunlar ve oradan ibret alsınlar diye. Ben bunu böyle yorumluyorum. Hakikaten oradaki birçok sapmaların bizim bugün hayatımıza sirayet ettiğini görüyoruz. Sakın ha şöyle demeyin. Hocam onlar İsrailoğulları, Yahudiler. Niye onlarla mukayese etmiyorum? Rabbimiz o ayetleri sayfalarca Kur'an'ın daha birçok yerinde neden koymuş? Kendinizi o aynada bir görün. Fotoğrafı ortaya koyuyor Kur'an. Ve kendi değerlendirmenizi, kendi muhasebenizi yapın. Orada bir şey dikkatimizi çekiyor. Diyor ki Kur'an onlara اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذ۪ينَ يُزَكُّونَ اَنْفُسَهُمْ وَلِلّٰهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَى. Sen diyor o kendilerini tezkiye eden, ahlamaya çalışan, ki bunlar İsrailoğullarıdır, onları gördün mü? Kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Onlarca sapma, ahlaki zaaf, dejenerasyon vesaire ama kendilerini tezkiye ediyorlar. Ne diyorlar? نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَلَحِبَّاءُ. Biz Allah'ın çocuklarıyız. Mecazi anlamı. Yani onun sevgilileriyiz. Kur'an bize haber veriyor. Neden bunları anlatıyorum? Değerli dostlar, sanki bizde de böyle kendimizi bir tezkiye etme, aklama hastalığı sirayet ettiği gibi geliyor bana. Şimdi hiçbir meşrep, mezhep, hiçbir millet Müslümanlığı bırakmıyor. Hatta gururlanıyor. Türkler olarak Müslümanlığı hepimiz yaşıyoruz.
Araplara gitsen Suudlara onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Peygamber bizden çıkmış. Vahiy ona inmiş. Vahiy ona nazil olmuş. Onlar da aynı dava içerisinde. Geç İranlılara hakeza. Mekşeplere geç. Efendim biz seçkin toplumuz. Mekşepler, gruplar, cemaatler, saygım var, hürmetim var. Dine, diyanete kim hizmet ediyorsa Allah razı olsun. Mevla güç, kuvvet, kudret ihsan eylesin. O ayrı bir konu. Ama böyle zaaflar. O bakımdan Kur'an'ın şu çağrısına kulak verelim. وَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ Kendinizi aklamayın. Aklamayın, aklamayın. Kendinizi sorgulayın. Hani Kıyamet Suresinin girişinde geçer. لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ Allah Teala burada lenmeden nefse yemin ediyor. Yani olgunlaşma yolunda olan, kemal yolunda olan ve kendini lenmeden eleştiren nefse yemin ediyor. Değerli kardeşlerim, öyleyse meseleyi bu açıdan değerlendirmemiz lazım. Şimdi bakınız. Müslümanlar dedi ki kendilerini efendim tesbihe ediyorlar. Nasıl bu tecelli ediyor, ortaya çıkıyor? Bir iki hususu beraber değerlendirelim. Efendim hep dış güçlere kusuru buluyoruz. İşte Hristiyan dünyası şöyle, Batı dünyası böyle vesaire falan filan. Doğru mu? Şer şebekesi dedik. Etrafımıza böyle bir şer şebekesi örülmüştür. Ama değerli dostlar, burada kendimizi unutuyoruz. Kendimizi ihmal ediyoruz. Efendim böyle sorumluluğu, mesuliyeti başka taraflara atarak böyle bir durumda karşı karşıya kalıyoruz. Bizim suçumuz yok mudur? Bunu neden düşünmüyoruz? Bir başka husus. Bakınız. Bir başka husus. Efendim Mehdi Mesih beklentisi. Kurtarıcı beklentisi. Kurtarıcı beklentisi. Gelecek. Kurtaracak. Efendim. Ya bunlara inanç meselesi. Var mı yok mu ayrı bir konu. O konuya girmeyelim. Ben aldığı biliyorum. Şimdi bir takım grupların içerisine girdiğin zaman bunu görüyorsun. İslam dünyasında. Efendim halife gelecek. Halifeliği ilan edeceğiz. İşler çözümlenecek İslam dünyasında. Böyle anlayışlar var. Ahir zaman kurtarıcısı geldi gelecek. Efendim onun peşine tabi olacağız, ona tabi olacağız. İslam dünyası kurtaracak. Evet. Böyle anlayışlar var. Burada problem ne biliyor musunuz? Aslında problemin kaynağı da biziz. Yeniden varoluşumuzun kaynağı da biziz. Kur'an'ı okuyanlar bu gerçeği gayet açık bir şekilde görüyorlar. Ne diyor Rabbimiz? اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِالْقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِالْفُسِهِمْ Allah'ın bir topluluğa olan muamelesi o toplum kendini değiştirmediği müddetçe değişmez. Öyleyse biz kendimizi değiştireceğiz. Samimi olacağız. İstikamet sahibi olacağız. Rabbimiz bizim değişmemizi istiyor. İşte bu okuduğum ayet bunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Suriyeli bir alim sırf bu ayetle alakalı bir kitap yazmıştır. Ben lise çağlarındayken okumuştum. Geçen senelerde aldım, tekrar okudum. Toplumsal değişmenin yasaları. Değişmeye talip olmamız gerekiyor. Demek ki bütün mesele budur. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bizim dirilmemiz gerekiyor. Bizim ihya olmamız gerekiyor. Özellikle burada Diyanet mensubu, hoca kardeşlerim var. Kur'an kurslarında görev yapan kardeşlerim var. Efendim
eğitim kurumlarında, dini eğitim kurumlarında çalışan kardeşlerim var. Özellikle sorumluluğun büyük kısmı bize kalıyor. Evet, demek ki dava sahibi olmamız gerekir. Dava sahibi olmamız gerekir. Dert sahibi olmamız gerekir. Derdi olmayan toplulukların yeryüzünde onurlu yaşaması mümkün değildir. Bunun yeryüzünde bir takım topluluklar eğer egemense, bunların da kendilerine göre bir davası var, bir derdi var. Ama Müslümanların davasız olmasından daha acı bir şey yoktur. Şimdi Kur'an'da diyor ki, kemmin fiyetin galiletin galebet fiyeten kefireten biiznillah. Nice az topluluk vardır, çok topluluklara galip gelmişlerdir. İşte bu özgür ağırlık meselesi. Her bireyin, her Müslüman ferdin özgür ağırlığı nedir? Özgür ağırlığınız kadar varsınız. Kemmin fiyetin galiletin galebe fiyeten kefireten biiznillah. Evet, nice az topluluklar vardır, çok topluluklara galip gelirler. Evet, ben onu şöyle ifade ediyorum. Nice davasına sahip az topluluklar vardır ki bunlar kendilerinden kat kat kalabalık topluluklara galip gelirler. Demek ki dava sahibi olmak son derece önemli. Tekrar ediyorum. Önce söylediklerime dönecek olursam, kurtarıcı beklemek beyhudedir. Çünkü insana ancak çalıştığının karşılığı verilir. İlahi bir kanun. Ve elleyse bir insan illa masa. Bu gayrimüslim olsun, Müslüman olsun. Müslüman olsun. Herkes için geçerli olan bir kanun. İnsan için çalıştığının karşılığı vardır. Şimdi bizler Müslümanlar olarak düşüncede ne yapıyoruz? Ne kadar düşünce üretiyoruz? Yani çalıştığımız alanlarda ne katkı sağlıyoruz? Hangi üretimi yapıyoruz? İşimizi ne kadar sağlam yapıyoruz? Mükemmel yapıyoruz. Değerli topluluklar, geçen sene bir vesileyle efendim Avrupa'da konferansa gitmiştim. Kutlu Doğum münasebetiyle. Orada Samsunlu bir kardeşimiz, caminin altında oturuyoruz. Almanya'da 40 sene kalmış. 40 sene. İmam Hatip çıkışlı. 40 sene orada çalışmış. Dedim ki, Alman kimdir? Dedi ki, Alman yaptığı işi en mükemmel şekilde yapabilmek için çırpınan, titreyen bir insanmış. İki nokta üst üste tarihi böyle yaptı. Şimdi aslında bu tarih aslında bize ait olması, bizim böyle bir özelliğe sahip olmamız gerekmez mi? O bakımdan tekrar ediyorum, kurtuluşun çaresi kendimizde. Ne diyor Nur suresinde? Estağfirullah. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. Allah bir takım insanları efendim yeryüzünde muktedir kılacak. Böyle vaat ediyor Rabbimiz. Ve bu insanların özelliklerini anlatıyor. Birincisi, samimi olarak gönülden Allah'a bağlı, taviz vermeyen, her şeye rağmen istikamet sahibi olan. İkincisi, ameli salih işleyen. İşte yeryüzünde kurtuluşun şartı bu. Bu ameli salih kavramını da sadece ibadetlerle sınırlandırmayalım. Belki şöyle diyebiliriz. İnsana, Müslümana hem bu dünyada hem de ahirette Müslümanı huzura, saadete götüren, Müslüman topluluğun onurlu haysiyetli yaşamasını sağlayan
dünya nimetlerinden istifade etmesini sağlayan, kısaca hem dünya hem ahiret saadetine götüren her türlü amel. Kavramlar çok önemli. Kur'an'ın, şimdi burada dikkat ederseniz, yeryüzünde hilafetten bahsediyor. Ve Rabbimiz diyor ki ben onları yeryüzünde muktedir kılacağım, egemen kılacağım. Öyleyse bunun medeniyet planında şartları, medeniyet planında gereklilikleri, biraz sonra kısaca temas etmeye çalışacağım. Vaktinizi fazla almayacağım, fazla yormak istemiyorum sizi. Medeniyet planında bunun gereklerini yerine getirmemiz gerekiyor. Bugün Müslümanlara baktığımız zaman kolay yoldan işi bitirelim diyorlar. Efendim nedir? İşte Mehdi gelecek. Ondan sonra kurtarıcı gelecek. Efendim nedir? Şer'i şerifi hakim kılalım. Doğru mu? Müslümanların böyle bir arzuları, iradeleri, sorumlulukları vardır. Ama iş bu kadar ucuz değil. Müslümanlar bugün bir medeniyet krizi yaşıyorlar. Bilimde bir kriz yaşanıyor. Tefekkürde, düşüncede bir kriz yaşanıyor. Sanatta bir kriz yaşanıyor. Ve bütün bu krizlerin neticesi olarak dünya işlerinde becerikli, başarılı olamıyoruz. Mevlam inşallah bu noktada bizlere basiret ve şuur ihsan eylesin. Demek ki bu iş kolay değil. Ama önemli olan hastalığı tespit etmek, yapılması gerekeni tespit etmek ve o noktada adımlarımızı atmaktır. Şimdi bizde de efendim değişik alanlarda dini eğitim veya bir Müslüman olarak efendim İslam'ın sorumluluğunu taşıyan birisi olarak hedefimizi, amacımızı buna göre belirlememiz gerekiyor. Günübirlik değil, kısa vadeli değil, günübirlik kapışmaların, tartışmaların içerisine boğulmayacağız. Elbette ki çok yakından takip edeceğiz. Her şeyi ferasetle çok yakından takip edeceğiz. Elbette ki çok uyanık olmamız gerekiyor. Ama 50 sene sonra, 100 sene sonra, 150 sene sonrasını düşünerek adımlarımızı atmamız gerekiyor. Yani bütün burada efendim dini hayli hizmetlerde çalışan kardeşlerimizin böyle bir sorumluluğu, böyle bir sorumluluğumuz vardır. Üniversite olarak, İlahiyat Fakültesi olarak, İmam Hatip Camiası olarak veya şu vakıf, bu dernek olarak böyle bir sorumluluğumuz vardır. Meseleye bu açıdan bakmamız gerekmektedir. Şimdi ben burada konuşmamın bu aşamasında inşallah sizlere 6 civarında konuyu, 6 tane konuyu sizinle paylaşacağım. Bunlar aslında sadece bizim milletimizin problemi değil. Bunlar ümmetin problemi. Ve bunlar eğitimle alakalı, kültürle alakalı, medeniyetimizle alakalı, medeniyetimizin içerisinde bulunduğu krizlerle alakalı. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlara girmeden önce burada tekrar bir defa daha değerli rektörümüz üzerinde çalışma yapmışlar. Benim de okuduğum, çok istifade ettiğim birisi Nurettin Topçu. O şunu söylüyor, diyor ki Müslümanların bir Rönesans'a ihtiyacı var. Bir İslam Rönesansı. Hani okuyoruz ya Batı'nın tarihine baktığımız zaman. Efendim Rönesans, bilgide, bilimde, sanatta, kültürde, onun üzerine yükseliyor. Bugün hepimizi kuşatmış olan ve Akif'in ifadesiyle tek dişi kalmış canavar dediği, tek dişi kalmış canavar dediği, efendim Batı'da böyle bir Rönesans yaşanıyor. Onun üzerine bilim kuruluyor. Bilim inşa ediliyor. Müslümanların da diyor işte böyle bir Rönesans'a ihtiyaçları var.
İşte hedef bu, amaç bu. Bütün projeler, bütün hesaplar eğitimde, kültürde, sanatta buna göre kodlanması, buna göre yapılanması, dizayn edilmesi gerekiyor. Evet, ben bu vesileyle şunu da burada sizlere ifade etmek istiyorum. Sayın Gürtüm'le de paylaştım, paylaşıyorum. Gittiğim her yerde söylüyorum, Türkiye'nin her yerinde söylüyorum. Hafızlık merasimlerine iştirak ettiğim zaman diyorum ki, bu hafız kardeşlerimiz arasından, çocuklarımız arasından seçelim. Onların arasında pırıl pırıl zekalar var. Bunların önünü açalım. Bunlar Kur'an ilimlerinde çalışsınlar. Sadece de onunla iktifa etmesinler. Disiplinler arası çalışmalar yapsınlar. Sosyolojiyle Kur'an'la irtibatını kursunlar. Psikolojiyle Kur'an'ın irtibatını kursunlar. Felsefe ve Kur'an alanlarında çalışsınlar. Vesaire vesaire. Seçelim, onların önünü açalım. Yüzlerce hafız yetiştiriyoruz. Allah razı olsun. Yetiştirenlerden Allah razı olsun. Onlar çok mukaddes bir görev yapıyorlar. Vesile olanlardan, yardımcı olanlardan, organize edenlerler. Mevlam iki dünyada onları mesul eylesin. Ama işte diyorum ya, medeniyet perspektifi. Böyle yapacağız. Böyle yapmamız gerekiyor. Hayır kuruluşlar, dernekler, vakıflar. Sadece hafızlık yapmakla bırakmayacağız. Onun elinden tutacağız. Hayat boyu ona destekçi olacağız. Gidecek, o Arapçayı öğrenecek. Önce Kur'an'ın dilini öğrenecek. Ondan sonra ne yapacak? Efendim bugün küresel dünya. Bütün kültürlerin tasarrufu altındayız. Medeniyetin efendim kimlerin elinde oluştuğu ortada. Diğer dilleri öğrenecek. Mesela bir İbranice'yi öğrenecek. Bir İngilizce'yi öğrenecek. Bugünkü dünyada söz sahibi olmanın yolu bu. Bugünkü dünyada etkinlik içerisinde olmanın, efendim nüfus sahibi olmanın yolu bu değerli kardeşlerim, değerli misafirler. Evet, ben şimdi isterseniz o maddelere geçmek istiyorum. Bunlar ifade ettiğim gibi bizim eğitim hayatımızın, kültür hayatımızın temel sorunları. Birinci olarak şöyle bir başlık atmışım. Dini anlayışın Kur'ani bilgiden kopması. Şimdi Kur'an hepiniz biliyorsunuz. Bu dinin çerçevesini, hudutlarını çizen kelam. Kur'an derken bunun yanında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onu uygulaması. Beraber düşüneceğiz. Kur'an dediğim zaman siz böyle anlayacaksınız. Şimdi Kur'an bilinmediği zaman dinin sınırları hululaşıyor, kayboluyor. Müslümanlar o Kur'an'ı perspektifte melekeye sahip olmadıkları için İslam'la şu konunun veya bu konunun İslam'la alakası nedir ne değildir? Kur'an bunu kabul eder mi etmez mi? Bunu değerlendirmesini yapamıyorlar. Neden? Çünkü Kur'an'ı bilgiden uzak kaldı. Uzak kalıyoruz. Bu uzun bir hikaye. Detayına girmeyeceğim. Ama Bakara suresinde gene İsrailoğullarıyla ilgili bir tespit söylediklerini açıklığa kavuşturuyor. Tevrat'la ilgili İsrailoğullarıyla alakalı. Diyor ki وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ اِلَّا اَمَانِيَ O İsrailoğulları kitabı bilmiyorlar, Tevrat'ı bilmiyorlar. Tevrat'ı bilmedikleri için de bir sürü hurafelere inanıyorlar. Kuruntulara اِلَّا اَمَانِيَ Değerli kardeşlerim, demek ki Kur'an bilinmezse, anlam eksenli olarak Kur'an öğrenilmezse orada o boşluğu hurafeler dolduracaktır. Ve dolduruyor. İnsanlar din adına hurafeleri, efendim mesnetsiz bir takım anlayışları, dinle Kur'an'la alakası olmayan bu
umur maksatlarıyla alakası olmayan anlayışları zihinlerine boca ediyorlar. Evet. Demek ki şunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki Kur'an sal okunarak ibadet edilen bir ritüel kitabı değildir. Toplumumuzun genel yaklaşımı budur. O bunu sevap kazanmış. Hayır. Doğru. Sevap kazanıyoruz. Kazanacağız. Zikirdir. Mevla ile beraber olmaktır. Ondan aldığımız ayrı bir huzur var. Manasını anlamasak bile. Ama Kur'an, tekrar söylediklerime dönüyorum, bir medeniyet kitabı. Anlamasak o medeniyet perspektifini de kaybediyoruz. Dinin sınırlarını kaybediyoruz. Varlık felsefemiz bozuluyor. Şimdi bunu örneklendirmeye çalışacağım. Ondan önce şunu ifade ediyorum. Gene 2015 yılında Mescid-i Nebi'de namazdan sonra şöyle oturdum. İnsanlar ne yapıyorlar? Kur'an okuyorlar, güzel. Ama orada efendim bakıyorsun, her milletin diliyle ilgili Kur'an mealleri var. Urduca var, Farsça var, Türkçe var, raflarda, Mescid-i Nebi'de. Kur'an okuyor, sevap kazanıyor. Güzel de Kur'an üzerinde düşünen yok. İşte İslam dünyasının problemi bu. Anlamı yitirdik, tırnak içerisinde. Anlamı yitirdik, düşünceyi yitirdik. Dolayısıyla bilgiyi yitirdik, dolayısıyla medeniyeti yitirdik. Evet, demek ki düşünmemiz, anlamamız, anlam üzerinde yoğunlaşmamız, o anlamın da kaynağı, referans kaynağı biz Müslümanlar için Kur'an'dır. Kur'an'dan başlayacağız. Evet, demek ki Kur'an okunan, anlaşılan ve amel edilen bir kitap. İfade ettiğimiz gibi Kur'an anlaşılmadığı zaman medeniyet perspektifini kaybediyoruz. Bunu şöyle ifade edebilirim size. Kur'an anlamadığımız zaman medeniyet perspektifini kaybetmek ne demek? Kur'an'a bakan kardeşimiz şunu görür. Hemen hemen her sayfasında bir atfı vardır. Bir çağrısı vardır. Ey bana muhatap olan insanlar, müminler, Müslümanlar. Tabiat ayetlerini okuyun. Benim ayetlerimi okuyorsunuz. Dönün, ben size bir şey daha söylüyorum. Tabiat ayetlerini de okuyun. Şimdi biz tabiat ayetlerini okuduk mu? Okumadık. Kim okudu? Batılılar okudu. Tabiat ayetlerini okudukları için işte bilim teknoloji ilerleme, baş döndürücü bir ilerleme, müthiş bir ilerleme. Nedir bu? Hepsi aslında Allah'ın koymuş olduğu kanunları keşfediyorlar. Ve onu teknolojiye uyguluyorlar. Ama biz ne yaptık? Biz ayetleri sevap kazanmak için okuduk. Bakın Câsiye suresinin girişi. İki satırda dört tane ilim alanından bahsediliyor. İnne fissemâvâti vel ardı لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. Dört tane bilim alanı. Ve diyor ki bu alanlarda düşün. Ey müminler, bu alanlarda düşün. Nedir bu alanlar? Fissemâva, astronomi. Vel ard, jeoloji. Ve fî halkikum, yaratılışınız. Bütün tüm bilimleri. Tıp fakültelerinde okutulan bilimler. وَمَا يَبْرُثُ مِنْ دَعْبَتِنْ اَيَاتٌ Canlılar, hayvanlar, zooloji. Dört tane bilim dalı. Dört tane bilim dalı. Biz bu alanlarda düşündük mü? Düşünmedik. Ama işte Kur'an bu alanlarda düşünün. Ve o kadar ayet vardır ki bu mealde. Bir sürü ayet burada okuman mümkündür. Tekrar başa dönüyorum. Diyorum ki biz Kur'an'ı anlayarak okumadığımız için
bu medeniyet perspektifini kaybetti. Ama hocaların bilir, 2., 3., 4. asırlarda Müslümanlar bilimde efendim zirvedeydiler. Öyle değil mi hocam? İbn-i Sina'lar, Farabi'ler vesaire. Nereden alıyorlar ilhamı? Kur'an'dan alıyorlar ilhamı. Kur'an'dan. Geçen de okudum, şaşırdım. Şimdi cami ve kitap diyoruz. Bir seyyah, batılı bir seyyah. Bağdat'ı geziyor, diyor ki ve şöyle bir sonuca varıyor. Bağdat'ta bulunan kitapların sayısı diyor, sadece Bağdat'ta bulunan kitapların sayısı bütün Avrupa'daki kütüphanelerdeki kitapların 3 katından fazladır. İşte böyle bir medeniyetten geliyoruz. Böyle bir düşünce geleneğinden geliyoruz. Evet. Demek ki Kur'an'ın perspektifini mutlaka kazanmamız gerekiyor. Ben şunu hep hayret ediyorum. Bu kadar düşünceye vurgu yapan, efendim anlamaya vurgu yapan, ön yargılardan kurtulmaya vurgu yapan, bir kelamın mensupları olarak nasıl olur da biz düşünceden bu kadar uzağız? Fanatizme kayıyoruz, taassuba kayıyoruz. Sahip olduğumuz düşüncelere hiç sorgulama ihtiyacı hissetmiyoruz. Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Ama şunu da ifade edeyim. Kur'an'ın bu özelliğini görmem beni teselli ediyor. Ve diyorum ki bu derece düşünceye, anlamaya önem veren bir kelamın mensupları mutlaka bugün böyle bir talihsiz durumla karşı karşıya olsalar da onlar mutlaka gelecekte medeniyetin, İslam güneşinin, İslam medeniyetinin temsilcileri olacaklardır diye düşünüyorum. Demek ki düşünce olmayınca ne oluyor? Düşünce olmayınca birçok şey oluyor. Olanlardan birisi de nedir? Taassuptur. Şimdi fazla detayına girmeyeceğim. Şöyle bir değerlendirme, bir gözlem yaptığımız zaman ben ürküyorum. Bu insanlar nasıl bu kadar taassuba sahip olabiliyor? İşte İslam dünyasındaki efendim bir takım mücadeleler, keşmekeşlikler, tüm bunlar tabii İslam'dan kaynaklanan, saf Müslümanlardan kaynaklanan şeyler değildir. Burada konuşmamın başında ifade ettim. İslam dünyası üzerinde bir ucum, bir çullanma ifade yerindeyse. Böyle bir durum var. Ama fanatizm var kardeşim. Yani benim okuduğum kitaplar en doğrusu. Hatta efendim bu kitaplar ilham mahsulü. Bu kitaplar keşif mahsulü dersek işte orada çok büyük bir hata yapmış oluruz. Allah'ın kelamı dışında, efendim Resulullah'ın sünneti dışında hiçbiri vahiy mahsulü olamaz. İşte bu da aslında Kur'an'ı dikkatli okuduğumuz zaman orada görüyoruz. Orada görüyoruz. Efendim ne diyor? Yahudilerle alakalı olarak. Onlar diyor kendi elleriyle yazıyorlar. Ondan sonra da Allah katındandır diyorlar. Yazıklar olsun onlara diyor. İsrailoğulları. Şimdi bu tür temayüller, düşünceler içten içe var. Okuduğunuz zaman, araştırdığınız zaman görüyorsunuz. Efendim bu kitap ilhamla yazılmıştır. Keşifle yazılmıştır. İşte kitabı kutsallaştırma. Yazılan kitabı kutsama, din adamlarını kutsama, bütün bunlar sorun. Bunlardan mutlaka kurtulmamız gerekiyor. Demek ki bugün bizler kendi medeniyet köklerimize inmemiz gerekiyor. Bugün
İslam dünyasında üretilen bilgi bizim medeniyetimizin ortaya koyduğu modellere, formüllere göre değil, batılı modellere göre üretiliyor. Evet. Kısaca geçiyorum, fazla uzatmayacağım. Burada bir başka husus olarak şunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Dedik ya başlangıçta, İslam kültüründe eğitim alanında bir takım kopuşlar yaşandı, sapmalar yaşandı. Bu sapmalardan bir tanesi de dini bilginin kendi içerisinde bir parçalanma yaşaması. Dini bilginin kendi içerisinde bir parçalanma yaşaması. Bunu genelleştiremeyiz, doğru olmaz. Ama böyle temayüller var. Ne demek bu? Dini bilginin kendi içerisinde parçalanması şu demektir. Efendim Kur'an Müslümanlığı, sünnet Müslümanlığı, halbuki bunlar iç içe. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den itibaren bunlar hep iç içe olmuştur. Ne diyor? Men yuta'ur Resul'e fekad ata'a Allah. Kim Allah Resulüne itaat ederse o Allah'a itaat etmiştir. Bu sonradan ortaya çıkan bir zaaf. Dini bilginin kendi içerisinde kopması meselesi, bir kopuş yaşaması meselesi. Bunun örneklerini görüyoruz. En azından böyle bir eğilim vardır. Şimdi duyuyoruz bazı televizyon kanallarında. Efendim uydurulan dinden indirilen dine. Ne büyük bir hata. Ne büyük bir sapma. Yani bu millet uydurulan bir dini mi yaşamış tarih boyunca? Uydurulan dinden indirilen dine. Yani din tarihte yaşanmamış. Alimler bu dini anlamamışlar. Müslümanlar bu dini yaşamamışlar. Biz bunu keşfedelim. Oturalım Kur'an'dan, sünnetten bunu keşfedelim. Büyük bir sapma. Bunların reklamı yapılıyor. Bu konularla çok yakından ilgilenmezseniz kanarsınız. Aldanırsınız. Rüzgara kapılabilirsiniz. O sözlere kapılabilirsiniz. Unutmayın, din adına ortaya çıkanlar hepsi Kur'an ve sünnetten bahsederek ortaya çıkıyor. Ama burada doğru olan nedir? Sahih olan nedir? Bu dinin doğru yorumu nedir? İşte burası önemli. Burası önemli. Bu dinin doğru yorumu bir ana akım var tarih boyunca. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra sahabe, tabi, müçtehid imamlar. Bunlar usulü dini geliştirmişler. İnanç esaslarını ortaya koymuşlar. Usulü fıkhı geliştirmişler. Dini naslar, metinler nasıl anlaşılır? Kur'an, sünnet nasıl anlaşılır? Hadisler nasıl anlaşılır? Şimdi bunları bir tarafa bırakarak hareket etmen mümkün değil. Demek ki bir ana yöneliş var. Ana akıl var. Efendim böyle bir tarih boyunca Müslümanların büyük çoğunluğunun kabul ettiği bir yaklaşım. Ki biz buna ehli sünnet diyoruz. Ehli sünnet diyoruz. Ben burada şunu ifade edebilirim. Din İşleri Yüksek Kurulu mensubu, üyesi olarak, Diyanet İşleri mensubu olarak, başkanlığın bir mensubu olarak, belki bu dini insanlara yeterince ulaştıramıyoruz. Yeterince temsil edemiyoruz. Ama hiç kuşkunuz olmasın, Din İşleri Yüksek Kurulu bu dinin aslı nedir? Az önce ifade ettiğim gibi. Ana akıl, ana yaklaşım nedir? Her zaman ona bağlı kalmışız. Hata etmiş olabiliriz. Bizim fetvalara baktığınız zaman, kararlara, mütalalara baktığınız zaman en kritik zamanlarda
doğru neyse, hakikat neyse söylenmiştir, söylenmeye çalışılmıştır. Bunu bu vesileyle burada ifade etmek istiyorum. Bu bakımdan şimdi burada tabii tarih boyunca onlarca, yüzlerce akıl, bütün dillerde bunlar var. Günümüzde böyle. Doğrusu nedir? Doğrusu nedir? Doğrusu az önce ifade ettiğim çerçevede. Ve şuna katmayalım, aldanmayalım. Sanki bu din tarihte yaşanmamış. Hayır, bu din yaşanmış. Bu din formüle edilmiş. Müslümanlar bunu yaşayarak bahtiyar olmuşlar. Adalet, barış, merhamet konusunda örnek olmuşlar. Biz böyle inanıyoruz. Din yaşanmıştır. O bakımdan şuradan buradan adeta tarihte din yaşanmamış İslam dünyasında görüyoruz. Bir takım aşırı uçlar, aşırı yaklaşımlar, bilim adına, akademisyenlik adına ortaya çıkanlar, az da olsa var bunlar. Bunları görüyoruz. Adeta yaşanmamış gibi bir yaklaşım sergiliyorlar ki bunu kabul etmek mümkün değildir. Bir başka problem kültür ve marif hayatımızla alakalı. Dini bilginin amelden kopuşu. Amelden kopuşu. Bir söz okumuştum, çok hoşuma gitmişti. Şimdi onu nakledeceğim ama ondan önce şunu söyleyeyim. Diyor ki efendim öğrenmem, babam diyor, babam benim yeryüzüne inmeme vesile oldu. Ama öğretmenim, hocam benim gökyüzüne yükselmeme vesile oldu. Babam yeryüzüne inmeme vesile oldu. Öğretmenim, muallimim gökyüzüne yükselmeme vesile oldu. Şimdi bizim kültürümüzde muallim öğretmen sadece bilgi yükleyen bir varlık değildir. Şahıs değildir. Yaşantısıyla, ahlakıyla temsil, ahlaki değerleri temsil eden bir kimsedir. O bakımdan bugün yaşadığımız problem, dini bilginin amelden kopuşu, amelden kopuşu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fayda vermeyen ilimden bahsediyor biliyorsunuz. Bugün sanki o günleri yaşıyoruz. Üniversiteler vesaire bilgi tuşa bastığın zaman her şey önüne geliyor. Ama insanlığımız, ahlakımız, ahlaki değerlerimiz nerede? İşte böyle bir problemi yaşıyoruz. Mesele bugün kitap meselesi veya e-kitap meselesi değil. Yani elektronik efendim imkanlardan istifade etme veya kitaptan istifade etme meselesi değil. Bugün esas mesele bilginin bizim varoluş dünyamıza bir katkı sağlayıp sağlamadığı meselesidir. Ahlak meselesidir. İnsanlık meselesidir. Kemal meselesidir. Böyle bir problemi yaşıyoruz. Bugün bir bilgi kirlenmesinden bahsediliyor. Dedikken insanlar habire bilgi yağıyor her taraftan. Bizim kültürümüzde bilgi kirlenmesi değil, bilgi insanın zihnini durular, durultur, temizler, ona sükunet verir, huzur verir. Bizim kültürümüzde böyle. Batı kültüründe ne diyor? İngilizce ifadesiyle the power, the knowledge is power diyor. Bilgi güçtür. Bildiği güç olarak kabul ettiği için tekrar konuşmamın başına dönecek olursak bugünkü modern insan bilgisiyle kibirleniyor, şımarıyor. Ama bizim kültürümüze baktığımız zaman bilgi insanın kibre gitmesi değil. Aksine bilgi insanın acziyetini kavraması. Allah karşısında Allahu ganiyyu ve entumul fukara diyor ya ayet-i kerimede.
Kulluk da bu zaten. Kulluk kelimesini efendim ibadet kelimesinin kök anlamında bu da vardır. İnsanın kendi acziyetini kavraması. O bakımdan bizim bilgiden anladığımız farklı bir şey. Farklı bir şey. Bizde bilgi önce bizi olgunlaştıracaktır. Bize güzellikler katacaktır. Kur'an ne söylüyor? اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Allah'tan ancak alim olanlar, buradaki alim teknik anlamda almayın. İlim irfan sahibi olanlar korkarlar. Ona karşı haşyet içerisinde olurlar. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Evet, gene Batı medeniyetine baktığımız zaman neden bahsediliyor? Efendim, tabiata hakim olmak, egemen olmak, kullanmak, elbette ki kullanacağız, bu bizde de var. Ama Batı medeniyeti tabiata hakim olmayı diyor ama nefse hakim olmayı unutuyor. Bizim kültürümüz, medeniyetimiz ne öğretiyor bize? Bizim değerlerimiz nefse hakim olmayı, nefsin azgın duygularını kontrol altına zaten insanların problemi de bu değil mi? Bu insan kendi nefsini terbiye edemediği için bu belalarla, bu musibetlerle karşı karşıya. Bir başka husus, dini bilginin ilmi otoriteden kopuşu. Şimdi eski dönemlere baktığımız zaman bilgi belirli bir denetim içerisinde, disiplin içerisinde insanlara verilirdi. Alim var, kurumlar var, eğitim kurumları, insanlar camilerden, medreselerden, vaizlerden istifade ederlerdi. Bugün geldiğimiz duruma baktığımız zaman bilgi yaygınlaştı. Güzel, iyi. İnsanlar bilgiye ulaşıyorlar. Ama bu aynı zamanda bilgide bir keşmekeşliği meydana getirdi. Bir kaosu meydana getirdi. Kafalar karıştı. Kafalar allak bullak oldu. Şimdi baktığınız zaman piyasada İslam'la ilgilenen, İslami dini konularla ilgilenen birisi tefsir kaynaklarına da ulaşabiliyor, tercüme edilmiş. Hadis kaynaklarına, fıkıh kaynaklarına, kelam kaynaklarına efendim bütün tercüme edilmiş eserlere ulaşabiliyor. Oradan okuyor, oradan okuyor, denetimsiz bir bilgi, metodsuz bir bilgi, disiplinsiz bir bilgi. Bilgi sahibi olabilirsin ama alim olmak farklı bir şey. Alim olmak, sistematik bir şekilde o ilimleri, o bilgileri tahsil edeceksin. Orada bir disiplin var, orada bir metot var, usul var. Az önce ifade ettiğim gibi usulü din ve usulü fıkh. Yani bunlar inanç esasları ve dini nasların yorumlanma, izah edilme biçimini ortaya koyar. O bakımdan bugün ne yazık ki böyle bir denetim söz konusu değil, böyle bir problemle karşı karşıyayız. Siz de biliyorsunuz bu işin ehli insanlarsınız ama şunu ifade edelim. Bugün bilgiye ulaşmak çok kolay ifade ettim. Esas problem bilgide seçici olmak. Bakın yaşadığım bir hadise. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda dini yayınlar komisyonuyla ilgili çalışmalar yaparken bir tane meal geliyor. Efendim üzerinde bir yazı diyor ki sizin mealinizde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mealinde 500 tane hata var. Bakıyoruz tabii nedir bu hata diye gösterdikleri bildiğimiz ayetler, belirli bir tür ayet. Yuhillü men yeşâ, uleyhdi men yeşâ. Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Bunun tefsirlerde bir izahı var. Bunun bir anlaşılma biçimi var. Efendim, daha sonra neyse konuyu uzatmayalım. Biz cevap veriyoruz. Geliyor, gidiyor. Kendisi adamı kaldırıp geliyor. Kaldırıp geliyor. Yanında da birkaç kişi meal yayınlanmış bu bahsettiğim şahıs.
yan yana misafiri vesaire geliyor. Ben adama şu soruyu yöneltiyorum. Diyorum ki, sen diyorum Arapça biliyor musun? Hocam ben diyor Arapçanın aslından haberi yok. Arapçanın aslından haberi yok. Kur'an meali hazırlıyorsun. Ondan sonra tutuyorsun işte başkanlığın mealini, Diyanet Vakfı'nın mealini meydan okuyorsun. Ne biçim bir şey ya? Arapçanın aslından haberi yok. Neden söylüyorum? Bugün piyasada efendim eline kalemi alan kitap yazıyor. Dinden, diyanetten, tahsilden, mektepten, medreseden nasibi olmayan efendim binlerce insan, yüzlerce insan eser yazmış piyasada dolanıyormuş. O bakımdan seçici olmak son derece önemli. Evet. Bugün ifade ettiğim gibi kafalar çok karışık. Bize de burada görev düşüyor. Zannediliyor ki efendim Diyanet İşleri Başkanlığı bunları yasaklaması lazım da yasaklamıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Burası çok kültürlü bir toplum. Serbest, demokratik bir toplum. İnsanlar yazıyorlar, çiziyorlar. Bizim böyle yasaklama, böyle bir şey söz konusu ama yapılması gereken nedir? Sahih bilgiyi, doğru bilgiyi insanlara ulaştırma noktasında vaazlar yoluyla, kitaplar yoluyla, risaleler yoluyla neyse hangi imkanlar onlar yoluyla insanlara doğru bilgiyi ulaştırma noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz inşallah. Ben fazla uzatmayacağım. Efendim konferansımın sonuna doğru geliyorum. Bir konu daha var. Onu da paylaşıp inşallah bu konferansı burada sona erdireceğim. Şimdi tabii insanlar bugün yeterli dini bilgiye donanıma sahip olmadıkları için efendim salihtir, muttakidir temayüz eden insanları hakikatle özdeşleştiriyorlar. Problemlerden birisi bu. Yani hakikati esas alacağımız yerde, sahih bilgiyi, Kur'an'ın sünnetini esas alıp yaşayacağımız yerde hakikati bir takım şahıslarla, üstadlarla özdeşleştiriyorlar. O yanlış söylemez. O insanların içinden geçeni bilir. O kendi ağzından konuşmuyor. O konuşturuluyor. Bu işin arkasında yatan algıları, anlayışları söylüyor. Böyle bir durum söz konusu. Hakikatle özdeşleştirme. Halbuki Allah Resulü'nden sonra hiç kimsenin hakikatle özdeşleştirme hakkı yoktur. Masum olan, mahfuz olan sadece ve sadece odur. Çünkü o vahyin kontrolünde hayatını geçirmiştir. Şimdi yaşadığımız böyle bir vaka. Sen efendim hakikati kendi üstadınla özdeşleştiriyorsun. Öbürü kendi üstadınla, öbürü kendi üstadını ahir zaman kurtarıcısı olarak görüyor veya Mehdi olarak görüyor. Farklı düşünceler, ondan sonra tefrika, husumet vesaire. Herkes kendi bildiğini kutsallaştırıyor. Değerli dostlar, biz hakikat yolundayız. Hakikat yolunda devam ediyoruz. Bildiğimiz doğrulara inanırız, onları yaşarız. Ama bu noktada mutlaka bu hakikatin ta kendisidir. Tabii Kur'an'ın sahih beyanları vardır. İslam'da temel ilkeler vardır. Kur'an'ın muhkem ayetleriyle ortaya koyduğu hususlar vardır. Buralarda tartışma yok. Ama bunların dışında yoruma açık konular var. Sen o yorumları kutsallaştırırsan, dedik ya, üstadların kutsallaştırılması veya dini kitapları kutsallaştırılması, onları kutsallaştırırsan
Neticede ne olur? Orada taassup olur. Orada tefrika olur. Orada çatışma olur. Orada çatışma olur. O bakımdan mutlaka bu durumdan kurtulmamız gerekiyor. Bir başka husus son olarak, dini bilginin ilmi eleştirel metottan kopması. Fıkıh kitabını anlamak ilmi bir etkinliktir, ilmi bir faaliyettir. Ama alim olmak için bu yeterli değildir. Bir tefsir kitabını tercüme etmek önemlidir. Anlamak, çözmek önemlidir. Ama sadece bu alim olmak için yeterli değildir. Alim olmak dedik, sistematik bilgiye sahip olmayı gerektiriyor. Usul bilgisine sahip olmayı gerektiriyor. Önüne gelen, din adına önüne gelen kitap, yazı neyse, bunun dinin temel ilkeleri açısından değerlendirebiliyor musunuz? İşte alim bu demektir. Önüne gelen bir tefsir kitabında yanlış nedir, batıl nedir, hurafe nedir, böyle bir şey olabilir mi diye sorgulayabiliyorsan, doğru ile yanlışı ayırıyorsan, işte ilim budur, alim budur. Biz o bakımdan diyoruz ki dini bilginin ilmi metotla, ilmi metottan uzaklaşması. İlim bugün böyle anlaşılıyor bazı çevrelerde. Efendim tercüme, orada ne diyorsa ona teslim ol. Ya kardeşim bu 10 asır önce yazılmış, çizilmiş bir fetva, o günkü şartlarda, o günkü efendim müsteftiye verilen bir cevap. Efendim derenin altından şu kadar sular geçti, aradan asırlar geçti. Sen geriden o meseleyi, insanın içerisinde bulunduğu problemler açısından, ekonomik şartlar, psikolojik şartlar, sosyal şartlar, zamanın ruhu vesaire, bütün bu açılarla onu değerlendireceksin, ona yeni bir cevap üreteceksin. O bakımdan ilim kavramı nedir meselesi de burada önem arz ediyor. Evet, demek ki hakikat konusunda samimi olmak lazım. Hakikat konusunda insanın iddialı olmaması gerekiyor. Bir ilim yolcusunun iddialı olmaması gerekiyor. Ama sürekli hakikatin peşinde olması gerekiyor. Efendim, ne diyor ayet? Estağfirullah. İşit tutuyor bize. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ. Onlar sözü dinlerler ve en güzel olanına, en doğru olanına tabi olurlar. Bugün biz dinlemekten ziyade, anlamaktan ziyade, daha ziyade konuşma çabası içerisindeyiz. Halbuki dinlemek ve anlamak, hakikate ulaşmak, hikmet parıltılarına varmak, bunlar son derece önemli. Bunlar bizim geleneğimizin bir parçası. Evet, demek ki taassuptan kurtulmanın yolu çok yönlü okumak, çaprazlama okumak. Ebu Hanife'den bir söz hatırlıyorum. Diyor ki, bir kimse diyor, bir düşüncenin zıddını bilmiyorsa, o düşünceye hangi alternatifler, muhalefetler yapılmıştır, onu bilmiyorsa, onları bilmiyorsa, o konuda bilgi sahibi değildir. O bakımdan farklı okuyacağız. Farklı alanlarda Kur'an'ı merkeze alarak, sünnet-i siyeri merkeze alarak okumalarımızı çoğaltacağız. Evet, demek ki bugün İslam dünyasındaki bir takım oluşumların, problemlerin, oluşumların içerisinde bulunduğu problemlerden birisi de şudur: hakikati kendi tekelinde görmek. Herkes hakikati kendi tekelinde görüyor. Biz ne söyledik? Dedik ki hepimiz hakikate doğru yol alıyoruz. Hakikati kendi tekelimizde görmeyeceğiz. Senin farklı düşüncelerin, benim farklı yorumlarım olabilir. Kur'an'ın sarih beyanlarının dışında, sarih nasların, temel ilkelerin, mekasının dışında, o yorumlar konusunda hiç kimse onları kutsallaştırma hakkına
sahip değildir. Şu sözle bitirelim. Benim meşrebim haktır ve doğrudur diyebiliriz. Benim meşrebim haktır ve doğrudur. Ama şöyle diyemeyiz. Hak yalnız benim meşrebimdir. Batıl olan budur. Hak yalnız benim meşrebimdir demek yanlış bir yolda, yanlış bir tutum içerisinde olmak anlamına gelmektedir. Ve bugünün sonunda bu saatlerde beni dinlemeye geldiniz. Hepinize, değerli hemşehrilerim, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Mevla inşallah çalışmalarımızda sizlere güç, kuvvet, kudret, azim nasip eylesin. İlim ve irfan yolunda Rabbi zidni ilmen ve fehma diyor ya. Hem bir taraftan dua edeceğiz, hem bir taraftan ilim, irfan yolunda devam edeceğiz. Mevlam cennete götürecek olan bu yolda devam etmeyi hepimize nasip eylesin. Tekrar bir defa daha bu programı organize eden başta bize il müftümüz ve Naci Bey, yetkililer, ilgililer katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sabah Elçakim'i de dinledik. Cuma namazından önce orta camide bu saatte burada dinledik. İnşallah yarın bir aksaklık olmazsa Sayın hocam Sahil Camii'nde saat 11'de hatim merasimimiz olacak. Hocam da katılmak istiyor ama sizlere duyurmuş olalım. Saat 11'de yarın Sahil Camii'nde öğle namazına kadar hatim merasimimiz var. Şehitlerimiz için, gazilerimiz için, ahirete itihar etmiş olan din görevlilerimiz ve bütün Müslümanlar için. Sayın hocam sizi birkaç saniye bekletmek istiyorum. Şimdi hocamıza, Sayın Profesör Doktor İbrahim İbni Karşı hocamıza çiçek ve plaket takdimi yapacağız. Çiçek ve plaket takdim etmek üzere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Hüseyin Karaman Bey'i arz ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Alabilene bak. Harika hocam.